Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, 20-26 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta sonu doğacak yeni ay öncesinde ayın ışığı yavaş yavaş küçülüyor ve artık geçtiğimiz birkaç haftanın konuları da tamamlanma aşamasında ve bunları bu hafta boyunca gözden geçirebiliriz. Yapılacak, bitirilecek konular varsa, eksikler varsa onlarla da ilgilenebiliriz. Güneş hafta başında Kova burcuna geçiyor. Bu tabii önemli bir enerji değişimi yaratacak. Güneş artık önümüzdeki bir ay sizin günlük hayatınız, iş ve mesleki konularınız, rutinleriniz, genel sağlığınızla ilgili alanları daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Gezegeniniz Merkür Kova burcunda bu hafta zaten düşünceniz, fikriniz, yine günlük hayatınızın detayları, iş ve mesleki konulara daha fazla odaklanmaya başladı hafta başından itibaren. Kova'da biraz daha özgür ve yaratıcı da olabilirsiniz. Günlük hayatınızla ilgili konularda kararlar verirken. Ve Venüs Balık burcunda bu hafta boyunca eşinizden, partnerinizden, özel ilişkilerinizden daha uyumlu, daha yumuşak etkiler alıyorsunuz. Tabii küçük de olsa sosyalleşme imkanları ya da süre gelen ilişkilerinizde romantik paylaşımların öne çıktığı önemli fırsatlar da gündemde olabilir. Pazartesi ve Salı Ay Yay burcunda sevgili Başaklar, bu iki gün biraz daha ev ve yuvaya ait konularda daha aktif görünüyorsunuz. Çünkü Mars da Yay burcunda. Birçoğunuz belki evde bazı işlerle uğraşıyor. Evde çalışma da olabilir bu ya da eve dair evin bazı işleri olabilir. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Aile temaları tabii. Ev, yuva, aile, ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlar da hafta başında sizin için gündem oluşturabilir. Çarşamba ve Perşembe ise Ay Oğlak burcuna geçecek. Bu iki gün daha yaratıcı, daha sosyal olabilir. Özellikle dış dünyadaki etkileşimleri daha rahat deneyimleyebilirsiniz. Tabii aşk, romantizmle ilgili konular, hobiler, çocuklarla ilgili konu ve faaliyetlerde hafta ortasında gündeminizde olabilir. Kendinizi yaratıcı olarak yeteneklerinizle gerçekten hani yine ifade edebileceğiniz, özellikle Perşembe günü bu anlamda da başarılı olabileceğiniz enerjiler var gökyüzünde. Bunu da iyi değerlendirmeye çalışalım. Ve Cuma günü öğleden sonra artık Ay Kova burcuna geçiyor. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı 25 Ocak'ta 0:41'de Kova burcunun 4 derecesine yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni bir başlangıç, yeni atılan bir tohum anlamına geliyor. Biliyorsunuz artık bunu öğrendiniz. Yeni ayda güneşle ay birleşirler ve bir ay boyunca hayatımıza dahil olacak enerjileri aktive ederler. Ve bu yeni ay özellikle Şubat ortalarına kadar olan süreçte ayın ışığı yavaş yavaş büyürken enerjilerini de bizim hayatımıza sunacak. Kova yeni ayı 6. evinizde bazı yenilikler olabileceği anlamına geliyor. Bu ne demek? Günlük hayat temponuz. Hani sabah kalkıyorsunuz, bütün gün boyunca yaptığınız günlük hayatınız, yani iş, oluş, çalışıyorsanız mesleğinizle ilgili detaylar, çalışmıyorsanız ev hayatınızdaki meşguliyetleriniz. Tabii ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü sağlığınız, günlük alışkanlıklarınız, beslenmeniz, diyetiniz, yanınızdaki kişiler, hizmet aldığınız kişiler, birlikte çalıştığınız kişiler, beslediğiniz evcil hayvanlarınız, bunların hepsi bu yeni ayın konusu. Ve bunlarla ilgili sizin hayat şartlarınıza göre bazı yeni kararlar verebilirsiniz. Yeni oluşlar olabilir, yeni girişimler olabilir. Özellikle pazartesiden itibaren ayın ışığı büyürken, hilal fazına ulaşırken yeni planlarınızı hayata geçirmek için gökyüzü size daha fazla destek olacak. Bir işe başlamak ya da süre gelen işinizde olabilecek bazı yeni adımlar. Belki değiştirmek istediğiniz günlük rutinleriniz, belki yeni bir beslenme programı, diyet ya da giyim kuşamınızda yapmak istediğiniz yenilikler. Yani tüm bunları ya da yeni bir eleman işe almak filan. Yani bunlar da olabilir tabii ki. Tüm bunları günlük hayatınıza daha fazla dahil edebilir, yeni kararlar verip eyleme geçebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.